Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Mücahit. Kanalıma hoş geldiniz. Bildiğiniz üzere bu kanalda denizcilik üzerine videolar çekiyorum. Uzun zamandır da yoktum. Soran arkadaşlar olmuş. Teşekkür ederim onlara burada. Ee, bu süre zarfında, olmadığım sürede yüksek lisans tahsilimi gerçekleştiriyordum. Ee, şu an tez aşamasındayım. Allah kısmet ederse bu sene yüksek lisansı bitireceğim. Bununla da ilgili size bir bilgilendirme videosu çekmek istedim. İşte denizcilik işletme üretimi, yüksek lisans nasıl yapılır, işte başvuru süreçleri nasıl ve geri kalan süreç, okuma süreci 2 yılda ne yaptın gibi sorularınızı cevaplayacağım. Önce şeyi anlatalım. Yüksek lisansa nasıl başvurulur, ne yapılır, ne olması gerekli? Öncelikle e, ALES puanınızın olması gerekiyor ve daha sonra işte bir yabancı dil, YDS, YÖK dil puanınızın olması gerekiyor. Bununla birlikte ortalamanızı iyi tutmanız gerekiyor. Öncelikle şuna bir karar vermeniz gerekiyor. Yüksek lisans yaparken yapacaksanız daha doğrusu e, akademik kariyer olarak mı yapacaksınız yoksa e, mesleğinizde size bir artı olsun diye mi yapacaksınız? Bunun bir kararını vermeniz gerekiyor. Mesleğimde bir artı olsun istiyorsanız yüksek lisans iki tanedir. Bir tezli yüksek lisans, bir tezsiz yüksek lisans. Tezsiz yüksek lisans arkadaşlar e, doktora yapamıyor. Sadece yüksek lisansı bitirirse e, yüksek lisans mezunu olarak geçiyor. Herhangi bir tez ve araştırma yapma zorunluluğu yok. Ama benim burada anlatacağım olay tezli bir şekilde yüksek lisans yapan arkadaşlar için geçerli. Alesiniz olacak, yabancı diliniz olacak ve okul ortalamanızın iyi olacak Bildiğim kadarıyla 2.70 ortalamanın üstü arkadaşlar yüksek lisansa başvurabilir. Peki biz bu yüksek lisansı nasıl yapacağız? Nereden takip edeceğiz? Başvuruları ne zaman nasıl öğrenebiliriz? Bunu tek tek üniversitelerin sitelerine girip takip etmeniz gerekiyor. Çünkü herhangi bir ilan sayfası yok. Sadece bu kamu kurumlarının bazı ilan sayfalarında yüksek lisans başvuruları başladı diye bir bilgilendirme geçiyor. Ama genelde sizin istediğiniz üniversiteyi takip etmeniz gerekiyor. Yüksek lisans enstitülerde eğitim gördüğü için e, diyelim ki siz eğitim fakültesinden mezunsunuz ve eğitim fakültesi olarak yüksek lisans yapmak istiyorsanız eğitim enstitüsüne başvurmanız gerekiyor. Başvuruları da takip etmek istiyorsanız fakülte olarak değil enstitü olarak bakmanız gerekecek. Çünkü yüksek lisans eğitimleri enstitü çatısı altında verilmektedir. Eğitim fakültesinden mezun olduysanız eğitim bilimleri enstitüsü diyelim ki tam emin değilim o konuda atıyorum e, İBF mezunusunuz İktisat, işletme kamu yönetimi işte sosyal bilimler enstitüsü adı altında bakabilirsiniz. Mesela ben denizcilik işletmeleri mezunuyum ben e, taşımacılık ve lojistik enstitüsü adı altında okuyorum şu an öğrenim görüyorum. Fakat e, bizim bölümün işte Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde de bağı var. Bu ikisini takip edebilirsiniz. Şimdi, e, geçelim konuya. İşte ALES'iniz tamam. İngilizceniz tamam. Not ortalamanız da tamam. Ne olacak? Başvurular takip ettiniz. Başvurular nasıl yapılıyor? Eee üniversitenin sitesine giriyorsunuz. Orada zaten detaylı bir şekilde açıklıyor. Önce ön başvuru yapıyorsunuz internet üzerinden. Ön başvuruda e, gerekli belgeleri işte ALES belgenizi istiyorsa, her üniversite istemiyor burada. Yabancı dil belgenizi, e, varsa diğer sınav bilgilerinizin, not ortalamanızı zaten bunu genelde sistem üzerinden çekiyor. Bunlara giriyorsunuz. Daha sonra bu ön başvuru yaptıktan sonra sizin mailinize kabul edildiğiniz ve edilmediğiniz mülakata davet ediliyorsunuz diye bir bildirim geliyor. Mülakat aşaması yazılı veya sözlü. ikisinden biri tercih ediliyor. Genelde sözlü oluyor. Yazılı olması için genelde o bölüme başvuruların çok fazla olması gerekiyor. Genelde %85-90 sözlü mülakat yapılıyor. Sözlü mülakata davet ediliyorsunuz. Sözlü mülakatta da bu dört sene içinde gördüğünüz eğitimlerin size e, ee, herhangi bir senede olabilecek bir şekilde atıyorum denizcilik işletmelerine girişten de sorabilirler. Pazarlamadan da sorabilirler. Yön eylemden de sorulabilirler. Sana böyle sorular işte lisans zamanı tez yazdıysan tezle ilgili sorular. Bölümle ilgili sorular sorabiliyorlar. Ve şöyle de bir şey söyleyeyim. Girdiğim bir mülakatta yüksek lisans mülakatında ayrıca açıktan adalet okumuştum. Lisans öğretimine devam ederken Hakkımızı, hukukumuzu bilmemiz lazım sonuçta. Türkiye'de yaşıyoruz. Neyse buna değinmeyeceğim. Ee, bunu okumuştum ve mülakatta da buna değinince e, hocalarımız şey sormuştu. Adaletle ilgili işte bir şey sormuşlardı. Bu beni zorlamıştı açıkçası. Yani mülakatta da ne söylediğinize dikkat etmeniz gerekiyor. Daha sonra mülakatınız olumlu veya olumsuz şekilde üniversitenin sitesinde açıklanıyor böyle sıralama şeklinde. E, bu bütün süreçler üniversite'nin enstitü sayfasında duyuru olarak teker teker yayınlanıyor. İşte mülakat tarihiniz şu zaman, sonuç açıklaması şu zaman, işte kayıt tarihi şu zaman diye e, yazıyor. Oradan takip etmeniz gerekiyor. Daha sonra mülakattan olumlu sonuç alırsanız lisansa kayıt gibi aynı yüksek lisansa da kaydınızı gerçekleştiriyorsunuz. Daha sonra bir sene ders aşaması, bir sene tez aşaması olmak üzere toplam iki sene eğitim görüp Tezinizi de başarılı bir şekilde sunduğunuz vakitte yüksek lisans yani master seviyesinde öğrenim görmüş oluyorsunuz. Yani e, yüksek lisans mezunu oluyorsunuz. Dediğim gibi bunun bir senesi ders. Bu ders dönemi de şöyle. Lisansta gördüğünüz o alan dersleri yüksek lisansta daha kapsamlı ve detaylı olarak tekrar e, görüyorsunuz. Görmediğiniz dersler de olabiliyor ama genelde gördüğünüz dersler oluyor. Ve bunlar da örükten daha çok pratiğe önem veriliyor. Diyelim ki işte lojistik dersiyle ilgili daha önce gördünüz. Lojistiğin temel faaliyetlerini, unsurlarını e, teorik olarak gördünüz. Yüksek lisansta size bir örnek olay veriliyor. İşte şöyle şöyle bir olay var. Şu şu şöyle oldu. Şu parayı ödedi. Şu oldu. İşte siz bu konuda ne tür bir karar verirdiniz? Ne tür bir aşama uygulardınız gibi sorular denk gelebiliyor. Yani bunun eğitimini alıyor, denk gelebiliyor demeyeyim de böyle pratiğe yönelik eğitimler alıyorsunuz. Şunu da belirteyim Diyelim ki ben e, denizcilik mezunuyum ama hukuktan yüksek lisans yapmak istiyorum. Bunu da yapabilirsiniz. Yani e, iktisattan, işletmeden yüksek lisans yapabilirsiniz. Üniversitenin hem alan içi hem alan dışı diye bir alım şekli var. Her üniversitede geçerli değil ama üniversitenin kontenjanlarını takip ederseniz... Orada belirtiyor işte alan dışından 5 öğrenci alacağız, alan içinden 10 öğrenci alacağız gibi. Alan dışı dediği de istediğiniz bütün lisans bölümlerinden alabiliyorsunuz. Velev ki şey yoksa, sınır yoksa. Şu örneği vereyim. Bizim yüksek lisansta e, hukuk mezunu arkadaşlarımız da vardı. Yani deniz hukuku alanında ilerlemek istiyordu. Hukuku bitirmiş. Denizcilik işletmeleri yönetimi alanında da yüksek lisans yapıyordu. Yoruldum bu arada. Video çekme çekmeye paslanmışız. Böyle de iyi oluyor. Konuşmamız akıcı hale geliyor. Unutmuşuz. Konuşmaya konuşmayı unutmuşuz. Sesimiz gür çıkacak ve başaracağız. Yüksek lisansı da yapacağız. İstediğimiz yerlere de geleceğiz inşallah. Şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz. Tamam ilk seneyi bitirdiniz. Şunu da söyleyeyim. Vize finale yüksek lisansın ilk senesinde de giriyorsunuz. Bunları geçtikten sonra ee, i̇kinci dönem e, bir tez konusu belirliyorsunuz ve bu bir sene boyunca tezinizle uğraşıyorsunuz. Bunda herhangi bir not şekli yok ve dönem sonunda tez, tezinizi sunuyorsunuz yazılı ve sözlü bir şekilde. Tez de şurada birkaç ay sonra inşallah ben de teslim edeceğim. Henüz bitiremedim ama inşallah bitecek. Bitecek başarıyorum inanıyorum başaracağım. Ee, dediğim gibi ikinci sene full teze odaklanıyorsunuz. Bizim üniversite Enstitü şu şartı da koydu ve bir makale de yayınlamak gerekiyor tezden önce. Bu bizim için artı bir avantaj çünkü tez yazıp geçmek tamam tez yazmak zor bir şey. Bunun yanında bir makale de bir dergide yayınlatmak gerçekten zor bir şey. Bu da büyük bir avantaj olduğunu söyleyeyim. E, tez yüksek lisans böyle. Dediğim gibi doktora da yapmak istiyorsanız tezli yüksek lisans yapmanız gerekiyor. Kendi deneyimimi anlatayım videonun sonuna doğru. Lisanstan sonra hemen e, aklımda zaten yüksek lisansa başlamak vardı. Birçok üniversitenin, zaten bizim bölümde çok bir yüksek lisans okul olmadığı için birkaç tane üniversiteye başvurdum. Yani açan bütün üniversitelere başvurdum. E, çoğunun mülakatına da girdim. E, daha sonra şu anki okulumda, şu an İskenderun'da yüksek lisans yapıyorum. Orada başladım. Dediğim gibi, lisansta gördüğümüz dersleri yüksek lisansta pratiğini yaptık. Daha detaylıca gördük. Ve lisansla yüksek lisans arasındaki fark da şu. Genelde hocalar sizi öğrenci olarak değil. Hani lisansta öğrencisiniz sonuçta. Tecrübesizsiniz diyeyim daha doğrusu. Tecrübeniz yok. Yüksek lisansta daha çok herkes birbirine hocam diye hitap ediyor. Hocam şöyle, hocam böyle. işte Mücahit Bey, Ahmet Bey, işte Ayşe Hanım. Genç arkadaşlarıma söyleyeyim. Daha büyük hissediyorsunuz kendinize. Aha diyorsun yüksek lisans yapıyorum. Demek ki hani ben bir şeylerin farkına varmışım gibisinden. Bu bana garip gelmişti. Çünkü bizim sektör küçük olduğu için Yüksek lisansa başvuranların çoğunu tanıyorsun zaten. İsmen biliyorsun. LinkedIn aracılığıyla biliyorsun. He, yani liman müdürleri, işte forwarder firma sahipleri, acente sahipleri böyle yüksek mertebelerden insan olunca diyorsun hakikaten ya bu adamlar yapıyorsa Mücahit oğlum doğru yoldasın devam et. Ama gerçekten büyük bir psikoloji isteyen yani iş. Psikolojisi yoğun bir iş. Yüksek lisans. Belli bir sorumluluğun var. Belli bir e, bir şeyler koyman gerekiyor ortaya. Bunu yapacak arkadaşlar gerçekten psikolojisinin sağlam ve dirençli olması lazım ve ders çalışmayı sevmesi lazım. Birkaç ay sonra işte tekrar bu videoya bakıp inşallah yüksek lisans mezuniyetimi almışımdır, tezimi yayınlatmışımdır, makalemi yayınlatmışımdır. Elimde o diplomayla karşınıza gelirim. Gerekirse soru cevap canlı yayın yaparız. Daha bilinçli, daha bilgili bir şekilde size cevap verebilirim. Yüksek lisansla ilgili sorusu olan ve benim anlatmayı unuttuğum bir şeyler varsa da aşağı yorumlara yazın. E, bu arada e, size de bir şey sormak istiyorum. E, bu YouTube kanalı ile ilgili düşüncelerinizi merak ediyorum. Bir de bir Telegram veya Discord grubu kurmayı düşünüyorum. Hem etkileşimimiz hızlarsın hem sorusu olan arkadaşlar oraya direkt yazabilir. Etkileşi daha sizinle daha çok iletişim halinde olmak istiyorum. E, onu da yorumlara bekliyorum. Takip etmeyi de unutmayın. Umarım her şey gönlünüzce olur. Umarım. Hepinizi iyi yerlerde görürüz. Kendimi de, Türkiye'yi de. Özellikle şu eğitim sisteminin ve ekonominin ayakları altına alındığı günlerde inşallah şahlanışımız çok güzel olacak. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.